Herkese merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sport Oto Süper 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda kapanış haftasında güzel bir karşılaşma izledik. Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi ve maçtan istediğini alan Medipol Başakşehir oldu. İlk yarıda attığı gollerle Okaka Yano ve Serdar Güller Medipol Başakşehir'in gollerini atan isimlerdi. Trabzonspor'un tek golü ise Vakayeme'den geldi. Son haftalarda biraz inişli çıkışlı bir performansı vardı Vakayeme'nin. Ancak bu karşılaşmada golünü atma başarısı gösterdi. Volkan Babacan'ın çok önemli kurtarışlar yaptığını yine söylemek lazım. Maçın ilk yarısında Başakşehir'in ikinci yarısında Trabzonspor'un rakip kalede daha etkili göründüğünü söylemek lazım. Ve en önemlisi şu Trabzonspor'la alakalı olarak son 13 maçta Trabzonspor özür dilerim son 12 maçta Trabzonspor 3 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık bir ay kadar falan oluyor galiba. Trabzonspor yönetiminde bazı isimlerin Abdullah Avcı ile gelecek sezon çalışmak istemediğine dair bir bilgi aldığımı söylemiştim size. Bunun en temel sebebi son haftalardaki oyunun düşüşü. Ve bu oyunun gelecek adına hem Avrupa'da hem de önümüzdeki sezon ligde çok bir şey vaat etmeyeceğini düşünen yöneticiler Abdullah Aci devam etmeyelim yönünde e, oy veriyorlar. Bilmiyorum e, neler olur ama evet ben de aynı fikirdeyim. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi e, playoff'unda bu oyunda gruplara kalması mucize olur. ya Yine aynı şekilde e, Süper Lig'de de gelecek sezon ben çok şans vermiyorum bordo mavi takıma. Bu oyun kesinlikle o e, ligin ilk yarısında özellikle ilk haftalarda çok iyi oynayan ve liderliği söküp alan Trabzonspor'un oyunu değil. Medipol Başakşehir cephesine de bakacak olursak son dönemde yükselişli olan takımlardan biriydi. Onlar da buradan aldıkları galibiyetle konferans ligine katılma hakkı elde ettiler. Medipol Başakşehir son olarak Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da yer almıştı. Ben açıkçası Avrupa kupalarında başarılı olmasını isterim e, Medipol Başakşehir'in Türk kulübünden Türk kulübü olmasından ziyade e, bu başarıyı hedefleyen bir takım ve yıllardır Avrupa'ya giden ama çok istediği sonuçları alamayan bir takım umarım e, bu kez başarılar konferans liginde onlara da başarılar dileyelim Emre Belezoğlu ile ilgili de bir istatistik var elimde 30 maç 17 galibiyet 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet. Medipol Başakşehir karnesi ve bu maç öncesinde 46 gol atmıştı Medipol Başakşehir. Bu gol sayısını 49'a çıkarttı ve 26 gol yedi. Önemli. Emre Benezoğlu açısından gerçekten önemli bir istatistik. Medipol Başakşehir'in de nereden nereye geldiğini anlatan bir istatistik bu. Aykut Kocaman döneminde çok kötü bir Başakşehir izlemiştik. Bu takım çok kötü diye tanımlayabileceğimiz yerdeydi. Oradan buralara geldi. Büyük bir başarı. Emre Belezoğlu'nu da kutlamak lazım. İstatistiklere bakalım. Medipol Başakşehir'in toplam 12 şut girişimi var. 4 isabetli. 3'ü gol oldu. Trabzonspor'un ise 14 şut girişimi var. 6'sı isabetli ama bu 6 isabetli şutun tamamının ikinci yarıda geldiğini belirtelim topla oynama oranında 59'a 41 Trabzonspor üstün. Yine pas sayısında 517'ye 374 Trabzonspor üstünlüğü e, göze çarpıyor. Pas isabet oranında da %88'e %85 bordo mavili e, önde olan taraf. Bakalım şöyle bir maç kadrosuna Abdullah Avcı'ya eleştireceğim bir e, nokta var. Bu maçla alakalı olarak. Ya yani, Trabzonspor şampiyon olmuş, artık hedefini tamamlamış. Metropol Başakşehir'le çıkıyorsun. Tamam. Belki Trabzonspor için prestij karşılaşması olabilir ama ya bir de bir gerçek var. Neden genç oyuncuları oynatmadı Abdullah Avcı? Mesela oyuna giren oyuncuları size söyleyeyim mi? Canini, Yusuf, Hüseyin, Kuasi, Koyta. Kenarda bekleyen isimler kimler? Devre arasında takıma katılan ki bana göre en dikkat çeken iki isim. Biri Taaltı Kardeş, diğeri de Kerem Şen. Niye mesela bu oyunculara şans vermedi Abdullah Avcı? Ben gerçekten anlamıyorum. E o zaman niye transfer ettiniz? Bu oyuncuların önünü niye kestiniz? Ben inanıyorum ki Abdullah Avcı gelecek sezonda oynatmayacak bu oyuncuları. E o zaman niye Trabzonspor'a dahil edildi? Satmak için mi? E oynatmadığın oyuncuyu nasıl satacaksın? Gerçekten anlaşılır gibi değil. Medipol Başakşehir'de de ben açıkçası yani Ebruyan'ın yerine Ravil Tagir'i beklerdim. Son bölümde Atabey'i beklerdim. Çünkü e, Okaka 89'da oyundan çıktı. Çok çok erken oyundan düşmüş bir isimdi. Yani anlayabilmiş değilim. Ömer Ali ve Çatli kadar Atabey hak etmiyor mu o formayı? Bir Malatya spor maçı hatırlıyorum ben mesela. Ligin ikinci yarısında oynanan. 7-8 hafta önceydi. Çok da güzel performans sergilemiş. Evet goller kaçırdı belki ama iyi bir performans sergiledi. Neden mesela tercih edilmedi? Ondan da anlayabilmiş değilim. Ya bu Türk futbolunu gençlerle kalkındırabiliriz. İşte OKK'yla ne bileyim e, Vakayeme ile Vitor Hugo falan değil. Sezonu kurtarırsınız bu oyuncularla ama gelecek OKK'yı iki sezon sonra Başakşehir'de görebilir miyiz? Veya Vitor Hugo'yu. Zannetmiyorum. Peki pozisyonlara bakalım. 11. dakika Mahmut sağ kanattan adrese teslim bir orta ki çok güzel bir orta. OKK kafayı vurdu. 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde attığı 12. gol. Aynı zamanda bu e, Okaka'nın. 21. dakika Serdar korneri kullandı. Trezege boş kaldı. Kafayı vurdu. Çok az farklı auta gitti. Yine bir gol dakikası. Yine e, sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Serdar ortaladı. Ebruyanu kafayı vurdu. Golü attı. E, Ahmet Can'ın da burada ciddi hatası olduğunu söyleyelim. Timing hatası yaptı. Genç stoper. Yine bir gol dakikası. 42. Hızlı gelişen Başakşehir. Atağı Trezeg'e hızlı getirdi. Serdar'a pas verdi. Bakasetas araya girmek isterken aslında bu çabası topun Serdar'ın önüne düşmesine sebep oldu. Serdar da bu ikramı geri çevirmedi. Fark 3'e çıktı. İkinci yarı ise tabii ki Trabzonspor'un pozisyonları var. 47. dakika Bakasetas'ın sert şutu direkten döndü. 53. Ceza sahasının orta savunmadan sekti. Yusuf Çekti. Özür dilerim. Yusuf uzaktan vurdu. E, Volkan topu 90'dan çıkardı. E, net bir kurtarış. Gerçekten Volkan Babacan'ı burada kutlamak lazım. 58. dakika. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta Vakayeme kafayı vurdu. Volkan Babacan çıkardı. Hemen ardından devam eden pozisyonda bir dakika sonra son çizgiden Vişçi ortaladı. Vakayeme kafayı vurdu. Volkan Babacan yine kurtardı ama e, çizgiyi geçti. Kararı geldi Atilla Karaoğlan ve yardımcı hakemden. E, Trabzonspor farkı bu golle ikiye indirdi. 76. dakika Vakayeme 3 kişi arasından sıyrıldı. Vurdu. Yine Volkan başarılı. 82. dakika Kuasi çevirdi. Canini kafayı vurdu. Volkan Babacan yine burada da çok çok önemli bir kurtarışa imza attı. Ve maçın pozisyonları da bu şekildeydi. Evet Medipol Başakşehir önemli bir 3 puan aldı. 68'e yükseltti puanını ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Trabzonspor'unsa sezonu 81 puanla lider ve şampiyon olarak tamamladığını belirtelim. Biz de noktalayalım. Bir başka maç heyecanında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.